Evet, Shanks'in yaptığını en son Serdar birine yaptı diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır beklediğimiz Shanks sahnesini görüyoruz ve bu sahne öyle böyle değil. Kit için duaları esirgemeyin. Ama bu chapter içinde olanları detaylıca konuşmalıyız. Kit öldü mü? Karasakal korsanlardan kim geldi? Kuzan, Kara sakalın kendisi. Yoksa Uruj gibi yeni bir üye mi? Ekette ne mi olacak? Ve en önemli ve kimsenin konuşmadığı şey. Kit bu şekilde dayak yediyse Shanks'in zıttı. Kara sakalın dövüştüğü kişiye ne olmuştur acaba? Yani Lova ne oldu? Neyse bunlar ve daha fazlası sen bu videoya like attıktan ve kanalıma abone olduktan sonra seni bekliyor. Arkadaşlar size de Muzan saldırsın istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Niçin abone olmayı unutmayın? Çünkü daha çok bu tarz bilgiyi, parodi vesaire cartı curtu ıvır zıvır saçma sapan video, mantıklı video bir ton video çekeceğim. Siz de bunları izleyebilmeniz için abone olmalısınız. Aslında abone olmanıza gerek yok ama olursanız ben faydalanırım. Benim hoşuma gider. E bir de like atarsanız sevinirim. Chapter'da olanlara kısa bir şekilde özetleyeyim. Sonra da incelemesine geçeceğim. Chapter York'un ihanetinin ile başlıyor. York bir flashback'te Seraphim'lere emir vermiş. Orijinal Vegapunk'a hepsini indirin diye de bunları gaza getirmiş. Kendi kurgusunu da ayarlamış ama işin komik yanı hükümet fake vega punk'ların hepsini hedef alıyor. Yani burada Yorku da hedef alıyor hükümet. Ama York her şeye rağmen bir plan kurmuş ve buradan devam gidiyor. Şimdi York olayına detaylı girmeden devam edeceğiz. Eket'ten Elbafa geçmeden de ki Eket'te fazla bir şey olmuyor bu chapter. Eket'in hemen yakınında, hemen önünde bir gemi görüyoruz ve bu gemide bir korsan bayrağı var. ve bu bir Yonko bayrağı. Karas kalın bayrağı gözüküyor. Yani Karasakal'ın ekibi veya kendisi veya bunun bir yancısı şu an Eket'e giriş yapmak üzere. Ve bir gün sonra Eket'te büyük bir olay olacak. Elbaf'a geçince de Kit ve Killer'ı görürüz. Bu ikili büyük dövüş öncesi orada bekliyor ya da büyük savaş. Karşılarında başta kırmızı saç yani Red Hair Pirates'ten alyanslarından birkaç no name görürüz. Bu no name'lerin tipini tek ben değil Kit bile ilginç ve saçma buluyor. Ama şöyle bir daha saçma olay var. Bu no name'ler yani bu Shanks'in aliyansı, Shanks'in kafilesi mi ne diyorlardı Türkçe? Az tayfası değil bu yancı işte Bartolomeo gibi falan gibi ekiplerden bahsediyorum. Çok güçsüzler. Yani yetersizler. Ve koskoca Shanks bunları korumak için ekibini almış. Yani burada Shanks'in amacı ben sizi korurum benim bayrağımla geziniz. Hani sizden bir bok olmaz bana bir yardım olmaz ama yine de ben sizi korurum. Abi <laughs> sizden adam olmaz. Anam Aynı. Adam Yonko olmayı kendi tayfası ile tek başarmış diyebiliriz. Savaş başlamadan Lucky Ru, bu ikili taraf birbirine girmeden önce de Lakiru şöyle bir şey der. Hani Shanks senin müdahale etmene gerek yok biz hallederiz gibisine. E biz boşuna mı buradayız babayı? Sonuçta Shanks gibi güçlü biri böyle birine karşı dövüşmemeli diye iletiyorlar. Ama Shanks burada seri boyunca değil anime tarihinde yapılan en büyük hatayı engelliyor. En büyük hata deyince de waifu üzeri bir şey zannetmeyin. Yani bildiğiniz gerçekten en büyük hatayı şey yapıyor burada. Eee? Normalde güçlü bir karakter rakibini tanımadan ona saçma şekilde dalar. İlk yumrukta yenebilecekken bunu yapmaz. Özellikle One Piece serisinde biz bunu birçok kez görürüz. Doffy bunu yaptı, Katakuri yaptı, Big Bang yaptı. Kay'da 30 kere yaptı. Crocodile yaptı. Hepsi bu sistemde çalışıyor. Ama Shanks böyle değil. Shanks tam bir adam. Ama sen adamsın. Shanks tam bir devrimci. Deviriyor olayı çünkü. Yeni bir şey getiriyor bu olaya. Geçen gün Ceren seni sordu. Hangi Ceren? Tenceren. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok komik espri lan vallahi. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Dersini çalışıyor. Gerçekten dersini çalışıyor ha. Kit hakkında toplanan bilgileri alıyor ve okuyor. Yani rakibini bir burada ciddiye alıyor. İkincisi şöyle bir şey diyor. Bu yeni nesil hafife gelmez. Biz bunları ciddiye almak zorundayız. Bir kere adamın 3 milyar beri değeri var. Hani burada da yüz saklı. haklı. Lucky Ruh sen hayırdır lan. Bilader sen hayırdır. Hani sen neyin peşindesin? Sen hani tamam güçlüsün amena bir şey demiyoruz ama abi adam 3 milyar yani boruda değil öyle ben senin için hallederim geçti hatta şu an diyeyim günümüzdeki en güçlü serideki 10-15-20 karakter arasında kit de var yani ister kabullen ister kabullenme zaten bunu da bir yerde bize onaylıyor kit ölümcül bir saldırı yapmak ister ve tam o sırada Bakın tam o sırada Shanks'in hakisi ile Kit'in nasıl bir zarar verebileceğini görürüz. Ve Shanks de bunu görür. Ve burada da bunu engellemek için ona büyük bir saldırı yapar. Roger'ın saldırısı. Ve böylece bu iki karakter birbirlerine karşı ölümcül bir saldırı yapar. Dediğim gibi Shanks de onu baya ciddi alıyor yani. Gerçekten buna da görüyoruz onu. Müzik <laughs> Ama ciddi almakla kalmıyor. Diyor ki yavrum ben seni yiyeceğim ben senin ırzını. Çünkü bu şekilde dalıyor ve bu sahnenin sonu Kit'in sonu oluyor. Hatta şöyle diyeyim video başında dediğim gibi Shanks'in kide yaptığını en son Serdara yaptılar. <laughs> Peki buradan sonra Kit'e ne oluyor derseniz chapter burada bitiyor. Anlatıcı da diyor ki Kit tayfası bitti. Burada ilk olarak şunu eklemek lazım. Kit tayfası yok oldu denildiğinde de yanlışım yoksa Sabodi'de Luffy'nin tayfası içinde bu denildi. Yani burada Kit öldü mü ölmedi mi tartışılır. Ama bunu demek lazım Şimdi bir sıra sıra bir inceleyelim ne oldu ne olmadı. York olayına gelirsek fazla detayına girmek istemiyorum hiç umurumda değil yani orayı düşündükçe aklıma gelen tek şey odanın York'u sapıkça çizmesi yani gerçekten pozisyon icabı sapıkça çizmesi. Senin cildin ne kadar güzel lan. Başka bir önemliliği yok şu an York olay özellikle böyle bir chapter sonrası. ilgimi çeken konulardan biri adaya gelen Karasakal üyesi kim? Karasakal'ın kendisi mi? Bana sorarsanız Karasakal'ın kendisi olma ihtimali de çok yüksek. Ama bu olursa Love olayını daha detaylı konuşmak lazım. Kuzan bana daha mantıklı geliyor. Bir kere Kuzan Eket'in nerede olduğunu ve nasıl ulaşacağını en iyi bilen kişilerden biri. Bunun dışında da büyük bir sürpriz de ben açıkçası bekliyorum. Urucuz chapter'ın ya da gelecek chapter'lerde görmeyi bekliyorum. Niye derseniz. bana ne amına koyayım. Worst Generation'da gözükmeyen tek karakter o ve onun da gözükme sırası geldi ve böyle bir sürpriz açıkçası güzel gider. Ha Uruş bu tarz kötü biri olabilir mi? Yani Karasakal'ın yancısı. Zor bir ihtimal ama şu an seriye giriş yapması gerektiğini düşünürsek de olabilecek bir şey. Ha Karasakal'ların orada olması da büyük ihtimal Poneglyph olayını bitirmek ya da Love olayında ne olacak onu da tabi bilmeden konuşmak zor ama büyük ihtimal Karasakal'da Love'u yenmiştir. Yani burada da net bir şekilde diyorum. Dediğim gibi eğer ki Kid Shanks böyle sonuçlanıyorsa Karasakal Love da böyle sonuçlanacak. Ha tek burada büyük bir fark var. Hani bunu derken de sonuçlanma amacı. Yenme ve galibiyetten bahsediyorum. Nasıl galibiyete geldiğini tartışmıyorum. Bana göre Love bu şekilde rencide edilmeden yenilecek. Niye mi dersiniz? Love'un bir hayali var. Love'un bir amacı var. Gara! bu di amacı var falan filan. Kitte bunlar yok. Ondan dolayı bir de hani Love nereden baksak 10 sene bizim tayfa ile yani 10 sene ben izleyici Love'u tayfanın büyüsü kadar gördüm belki daha fazla bu 10 sene içinde. Yani Love'un hikayesi önemli. Ondan dolayı bence Love'a daha insani bir yenilgi yakıştıracaktır. Belki yani değişik bir şey de olabilir orada. Tabi bu da bir sık. Ama zor yani. Love'un yenileceğinden eminim. Benim açıkçası şöyle bir korkum var ki bu da bir ihtimalin içinde. Ya biz izleyici yıllardır hani şöyle bir şey diyoruz. Opeopenomi serinin en güçlü meyvelerinden bir. Burada hem fikiriz. Ben mantı mıyım? Nefes alıyorsun. Herhalde değil mi? E bunu biz izleyici olarak çok diyoruz. Şimdi unuttuğumuz bir şey var. Kara Sakal Lova karşı savaşıyor ve Kara Sakal şeytan meyvesini de alabilir. Yani Kara Sakal'ın ben halen 3 tane şeytan meyvesi olacağını düşündüğüm için de Lova meyve alma ihtimali var mı? Var. Evet işte bunu demek istiyorum. Böyle bir ihtimal var. Yapar mı yapmaz mı? Yapabilir. Love için iyi bir son olur? Olmaz. Ama belki hani öldürmeden bunu yapabilir yapabilir. Ama böyle bir ihtimal var arkadaşlar. Bunu da bir yere almak lazım. Ama dediğim gibi Love %99, %90 bana göre Karasakal'a karşı yenilmiş. Yani net bir şekilde ölmemiştir belki. Ama Karasakal Ponyglyph'leri alıp yoluna devam etmiştir. Ha ekette olan Karasakal mı? Bence Karasakal'ın olması sanki biraz zor geliyor şu an düşündükçe. Ama gelecek chapter'da bunu daha detaylı öğreneceğiz. Şimdi Kit Shanks olayına da gelelim. İlk olarak buradaki asıl konuşulması gereken olay Kit iyi dayandım. Hayır Kit kit iyi dayanmadı kit kim vurduya gitti kit dayak yedi kitin namusu karizması her şey çizildi lan ama şimdi şöyle bir şey de var. Burada o da yine güzel bir çözüyor. Kit için bir haki olayı koyuyor. Yani Shanks'in hakisiyle Kit'in ne yapabileceğini gördü Shanks. Ve burada da hani Shanks'in saygı gösterme dışında da Kit gerçekten yani orada Shanks olmaz orayı dağıtacak güçte. Ondan dolayı da o da kendince Kit'e böyle bir şapo yapıyor. Hani diyor şapkayı çıkarıyorum sana Kit güçlüsün diye. Ama ben halen diyorum bu bu kadar olmamalı. Hani oradaki bombalar olsun, Love'un etkisi olsun burada hem fikirim. Ama Kit sonuçta bir Kaido ile çatıda belirli bir süre durabildi. Ha belki Kaido yüzünü verse diyeceksiniz. Kit dayanmaz ya, orada da ben kusura bakmayın da Zoro hem Big Mom hem de Kaido'nun saldırısına dayandı. Yani bundan dolayı bana Kit'in tek yemesi saçma. Çünkü Kit tek yiyecek bir karakter değil. Tek yememeli de. Ama o da böyle uygun gördüm. Ama sonuç olarak şunu demek lazım. Shanks yine bekleneni yaptı yani. Shanks için bunu bekliyordu herkes. Hani bir ben diyordum bu kadar kolay olmaz ama gerçekten bu kadar kolay oldu. Shanks kendini gösterdi. Serenin babası yani abi. Öp başının üstüne koy. Anne ne bileyim Shanks baba de. Shanks abi de. Ama Shanks bey diyebilirsin. Ne diyorsan de. Ama Shanks'e saygı göstermek lazım. Hani geldi 3 milyar berisi olan hani ödülü olan birini tek tekte yendi. Abi bunu kimse yapamaz. Bak olmaması gereken de bir sahne halen diyorum ve Shanks bunu yap. Hani daha ne demek lazım. İleride bakalım ne olacak. Hani Elbaf'a gidecek mi sıkıntı olarak görüyorum. Hani Shanks olayı orada hallolduğu için bence Elbaf olayı da bizden gitti. Büyük ihtimal yak yakın zamanda Karasakal vs. Shanks gerçekleşir. Sonra da dünya hükümeti olayı ve sonra Karasakal final olur. Geç bu benim en iyi hayalim olurdu. En iyi senaryo bulurdu One Piece ile ilgili de zor. Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ki like'ınız ve aboneniz benim için çok önemlidir biliyorsunuz. Ve eğer ki en hızlı şekilde incelemeyi dinleyebildiyseniz, hoşunuza gittiyse ben mutlu olurum. Ben kaçar ve hoşçakalın. Bu <laughs>